normalde ne istiyorsun? Yani normalde 185. Normalde 185. Evet. Ver elini abi. 70'e verir misin ha? 170. Yok, normal 70. 170 olursa olur. Bir istediğin görüntü olsun. Öncelikle selamünaleyküm. Bu kanalımızın depremden sonra ilk YouTube videosu. Vefat eden abilerimize, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara tez vakitte sağlık diliyorum. Ailelerine de sabır diliyorum. Yani kötü bir felaketti, kötü bir durumdu. Biz bölgedeydik. Sosyal hesaplarımızdan görenler varsa 20-21 gün falan oradaydık. Ben ve arkadaşlarım komple gittik. Orada elimizden geleni yaptık. Orada çadır kent falan yaptık. Bir şeyler yaptık işte. Yani biz oraya hizmet etmeye gittik. Çok da güzel oldu. Elimizden gelenin kat kat fazlasını yapmaya çalıştık. Dursun biz oradayken yine orada yaptığımız çalışmalarla, orada yaptığımız yardımlarla, orada yaptığımız emekler, hizmetlerle alakalı bir video hazırladı ama bu videodan önce mi olur, sonra mı olur onu bilmiyorum. Önce mi olacak? Ha, önce olacakmış zaten. Bu videoyu izlediğinizde o videoyu da izleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi durum orada kötüydü ama bilindik, tanıdık insanlara ihtiyacı vardı. Sarıldık, birbirimizle dertleştik. Beraber yemek yedik, beraber sohbet ettik, onlara eşlik ettik, güzel vakit geçirdik. Yani gönül isterdi oraya başka bir şekilde gidelim, bir fuarımız olsun ya da bir arkadaşımızın, kardeşimizin açılışı olsun. Onlar bizi davet etsin, biz de icabet edelim ama nasip de öyle var mı? Şöyle oldu, orada bizim bir memleketimiz. Diyeceklerim bu kadar. Dükkanda böyle oturuyorduk. Aslında diyeceğim çok şey var da şu an için diyeceklerim bu kadar. Zaten bir önceki videoda izlediniz. Abi kapıdan içeri girdi. Ara sıra şimdi yüzümüz gülürse idare edin. Abi ameliyat edeceğiz biliyor musun? O yüzden yani içimiz buruk diyor. Söyledik, kalbimiz sızıyor, içimiz buruk ama hayatta bir şekilde devam ediyor. Biz de ayak uyduracağız bir şekilde. Abi tekrardan hoş geldin. Abinin hoş ismi Selçuk. Biz dükkanda oturuyorduk arkadaşlarla birlikte. Şöyle çek. Şöyle çek. Komple çek. Sonra bu abi içeri girdi. Balıkesir nereden geldi? Edremit'ten geldiğini söyledi. Bende bir tane araba var. Alır mısınız? Dedik abi sen tam adresine geldin. Dedik. Araba ne dedik? Tipo dedi. Balıkesir nereden bitince biz dedik ki Tipo hani nasıl araba çok güzel dedi. Biz de hemen Emre nerede? Emre abi. İçeride mi? Gel buraya gel. Sonra Emre dedi ki ben arabayı alırım dedi. Güneş yanıklı, boyasız, kusursuz bir araba sandı Emre. Ben alırım arabayı dedi. Biz arabaya yaklaştıkça Emre dedi ki bu arabayı ben değil de sanki Emirhan alır dedi. Gel buraya gel. Otur şuraya. Bu arabayı dedi ben değil Emirhan alır dedi. Değil mi? Dışarı çıkar. Aleyküm selam. Ha? Yani Emirhan'ın kalemi. Yani. Sonra şimdi tipo seven var mı aranızda yok mu bilmiyorum ama harbiden harcamış. Ciddi emek var arabada. Ciddi harcamış. Şaka şimdi yani. Arabanın size Melçuk abinin yaptığı ekstraları falan göstereceğiz. Kendi zevkine göre tasarlamış önünü, arkasını, içini, müzik sistemini falanlı filanlı. Bize göre arabada biraz eksikler var ama Selçuk abiye göre bayağı bir şey yapmış. Sonra biz bir şekilde bu arabayı Selçuk abi de gelmiş. Biraz da ihtiyacı var herhalde vereceğin arabayı. Biz dedik bu arabayı bir şekilde Emirhan'a yıkalım dedik. Evet. Hayırlısı inşallah. Emirhan da hazır arabayı bugün satmış. Elinde de para nakit. Nakit aldın değil mi parayı? Nakit aldım. Ha, nerede para? Para da burada hazır duruyorken. Bunu geri arkaya koyun. Para da burada hazır duruyorken abi de gelmiş. Şimdi dedik ki Emirhan bak. Ha. Bak para nasip, bak. Para, nasip harbiden bak. Para bir saat önce geldi. Abi bir saat sonra geldi. Yani biz videoya abiyle evet. Burada konuştuk. Dedik ki abi müsaaden varsa bir video çekelim. Diğeri de bir saat falan oldu. Hepsi birer saat arayla oldu. Şimdi para hazır varken abiye dedik böyle böyle. Abi arabayı iyi bir para istiyor. Evet. Yani evet evet iyi para istiyor. Allah var iyi para istiyor. Evet. Yani güzel çünkü kendi zevkime göre yaptığım için. Evet. Abi de güzel bir abi. Abiyi de incitemiyoruz. 185 mi dedin abi? 185 dedim. Evet abi arabayı 185 istiyor. Emirhan da diyor ki ben bu arabaya diyor 130'dan fazla vermem.
Yani normalde bak araba, ben şöyle bir şey söyleyeyim abi. Tipo S tiponun en boşu. Hı hı. Normalde camlar otomatik değil. Hı-hı. Doğru mu? Hidrolik yok ve evet. Senin kadranın orijinalinde devirli. Tabii. Tiponun benim aklımda kalanıyla söyleyeyim. Tiponun S ve düzü hariç evet. Geri kalan hepsi dijital. Ve ön camlar otomatik, arkalar çevirmeli olanlar var. Evet. Tempralarda tempra var, tempra S var, tempra SX var, tempra SXA, tempra SXAK, tempra 2.0 evet. Var. Ben biliyorum, bir de tempra station wagon var. Bak bunları biliyorum. Tipo'da da S, SX var. Evet, var. Ama SXA var mı Tipo'da? SXA yok galiba. AK var. AK var. Susma, evet. Tipo'yla, tempra'yla aynı seri. Yani. Aynı ama evet. Şu an alayından dolu araba. Ya full artı full. Klima var mı? Sadece klima yok. O da tedarik aşamasındaydı. Aha. Ama yaptırmak nasip olmadı. Hani satmak istedim çünkü. Tamam. Çünkü başka durumlar girdiği için. Evet. O yüzden satmak istedim. O yüzden de size geldim. Abi de bana yazmış geçmiş bir tarihte. Ama ben biraz yoğun olduğumuzdan dolayı göremedim. Hakkını helal et abi. Sonra araba benim nasibim değilmiş yani. Benim nasibim olsa ben o arabayı görürdüm. Demek ki araba evet. Bunun nasibi. İstersen abi şöyle bir şey yapalım. Biz bu arabayı şu dükkanın için müsait mi Ferhat? Aha, müsait. Arabayı dükkanın içine bir alalım abi. Tabii. Hem arabayı anahtar inceleyelim. Anahtar hem de araba gerçekten yani abi 10 senedir biniyor. 10 senedir hani harbiden emek vermiş. Yani. Kaç sene oldu tam anlamıyla? Vermiş. 2013 yılında aldım. Evet. Ocak ayında aldım. Aha. İşte bugüne kadar araba bende. Ne diyorsun abi? 10 sene. Peki ayrılmak zor olmayacak mı? Ya zor olacak tabii ki ama benim gözüm kalmaz tabii arabada. Herkes yani nasibiyle alır, nasibiyle gelir alır. Evet. O yüzden de kazasız belasız kullanmasını nasip peki, etsin. Peki vedalar zor olsa da bazen gitmek gerekir lafı şu an sana uyuyor mu? Ya benim için fark etmez. Tam ya. Senin için İçim rahat. benim için yani içim rahat yani. Arabada. Abinin de yalan yok. Geldiğinden beri kalbi çok temiz. Evet. Gerçekten iyi bir acele. Abi aceyle yıkamışlar herhalde. Emre de o sıra yanındaymış. Ama hemen abi geldi, hemen çayını, yemeğini hemen şey yaptık. Karnı tokmuş gerçi de. Yine yırttın oradan. Çayla abi kandırdı. Hayır, ticaret size dönüyor, olan bana oluyor. Bu dükkanda hep bana kaçıyor ya. Ya önemli değil. Bana kaçsın. Önemli değildi. Selçuk abi yaş kaç? Benim 43. 43 var mısın ya? Evet. Selçuk abi 30 gibi ama. Duruyorsun ha. Valla maşallah genç duruyor. Valla değil mi? 30 gibi duruyor. Aynen. Artık sen duruyor. Araba Emirhan'a 130'a verirsin abi. Yok. Yine başladı. Abi benim tansiyonum düşüyor. Arabanın bandrolü kaç para abi? Şu anda yani yeni zam olduğu için tam bilmiyorum ama 215 falan olması lazım. Peki abi muayene ne kadar var? Muayene geçen sene Mayıs'ın 11'inde yaptırdım. Yani bir sene 3-4 ay. Tabii. Bir sene 2 ay falan. Bir sene 2 ay. LPG var işli. LPG işli. Abi adam LPG'yi neyse şimdi incelerken göstereceğiz. Adamın LPG doldurma yeri bile. Peki tabii. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Bu arabaya hatırlar mısın bilmiyorum ama soracağım soru seni hatırlayabileceğim soru. Bu arabaya ilk ne yaptın? İlk bu arabaya tamponları sipariş verdim. Yani hayalinde ilk tampon mu vardı? İlk onları aldım. Ondan sonra dedim ki ben bu arabayı modifiye yapacağım. Tamam. Ve dedim TR'de tek olacak dedim. Evet. Ve istediğim gibi yaptım. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi bu araba 10 senedir sende. Hı-hı. Normalde tempralarda değil ama tipoların bagaj kapağı fabrikasyon fiberdir. Biliyor musun fiber. Bilmiyorum. Evet. Fiber. Doğru. Fiber olduğu için bagaj kapağı o üst menteşelerin oradan hep bunlar patlıyor. Sende hiç böyle bir sıkıntı yok, oldu mu? Hiçbir sıkıntı olmadı. Sen biliyor muydun bunun böyle olduğunu? Vallahi bilmiyordum. Bagaj kapağı fabrikasyon fiber. Tabii fiber bilmiyordum. Fiber. Arkadan fiber. Darbe almayacaksın. Vay be. Tabii. Bulamıyorum da. Ha, var. Artık var. Artık var mı? Var. Evet. Bagaj kapağı orijinalden fiber. Tabii tipo. Oğlum biz yani yanlış anlama falandan değil, yalandan değil. Harbiden arabacıyız. Her ya arabanın abi. Her şeyini biliriz yani. Abi Emirhan diyor ki abinin diyor çok anısı varmış diyor arabayla diyor. Ben diyor emekli olana kadar satmam artık. Ben de bir o seni bilirim. Ben de bir o seni bilirim. Evet. Abi o arka stoplardaki şeyleri nereden buldun abi? Onlar plastik. Alüminyum değil. Polyester de değil. Tamam. Sadece plastik. Çoğunluğunu internet üzerinden getirdim. Beyler dükkana evet. Tipo girdi gelin. Gel. Aracın evet. Rengi değişiyor. Peki. Şöyle farklı renkli var ama.
Oğlum abi. Arabanın rengi değişiyor. Ateş kırmızısı. Ateş kırmızısı, bordo, kahverengi, pembe. Tabii. Pembeye dönüyor. Peki farları bir tane açar mısın? Konta aç Ferhat. Oo, cinayet modeli. Biz bu arabayı bu arada video başlamadan önce dışarıda sadece etrafında gezdik. Abi bize birkaç tane özelliğinden bahsetti arabanın. Ama çok ilgi çekici özellikleri var arabanın. Yani iki tane düğme var. Basıyorsun arka bagaj kapağını, oradan kanat yukarı doğru çıkıyor. Plaka. Öyle bir şey yok. Plaka kalkıyor. Oradan LPG, oradan dolum yapılıyor. Bu arabayı İstanbul'dan mı aldın abi? İstanbul'dan aldım. Bak. Allah belanı. Bu arıyor abi. Şunu açamadım. Direksiyonun altında. Ben eski arabada abi. Evet. Onarımdansa değişmeyi tercih edenlerdenim. Evet, zaten bu çamurları değiştirse daha güzel olur. Neden biliyor musun? Meges olmadığı için sök taklı ya. Tabii. Değişmesi daha sağlamış. Daha yeni parça. Daha güzel. Ama panel falan orijinal duruyor. Hangisi bu mu? Aha. Tabii ki. Evet, panel orijinal duruyor. Şimdi abi ne özelliği var bunun? Şimdi ne özelliği var? Farları sen yap. Farlar özel yapım. El yapımı. Tampon özel yapım. Evet. Tamponlar. Hı-hı. Ondan sonra hayalet ekran. Hayalet ekran. Bak nerede dursun? Bak şurada. Dursun. Hayalet ekran derken. Hani o kilit ağzına düştü. Ekranı bir gör, kendini evet. Kaybedeceksin. Abi Ferrari şey kaldır ver sadece kolu. Sunroof kim yaptı şunu abi? Kaldırlar. Sunroof Ankara'da. Webasto. Tamam. Elektrikli. Kaç sene oldu sunroof'u yaptıralım? 3 sene. 3 sene oldu. Vay. Kapılarda da 85 tarzı ovaller var. Dursun şeyler, buraya gel dursun. Şekilleri yaptım dursun. Özel olarak. Gel buraya gel. Bak şimdi abi ekran nereden ekran, değişiyordu? Çekip bas. Bekle, bak. Tekrar bekle. Tamam. Bak. 4 defa değişiyor. Vay gördün mü? Ha. O ne? Sanırım böyle bir kere açılıyor. Kendisi kontağı kapattığı zaman kilitliyor direkt. Kendisi kapanıyor. Bak dursun fites topuzuna bak. 3 yıl garantili. Halen daha garantisi devam ediyor. Peugeot mu? Peugeot topuzu. El yapımı. 208 mi? Işıklandırmalı. Siirt'ten el yapımı. Nereden? Siirt'ten geliyor. Bu. Jandarma bir arkadaşımız var. Kendisi elektronik uğraşıyor. O şekilde kendi zevk olarak yapıyor. Bak gel. Arkalar normalde manuel. Bu arada şöyle bir şey var. Aynaları da elektrikli yapmış abi. Aynaları da elektrikli yaptım. Ya öyle değil. İçler oynaması. Kontak aç bir tane. Açık kontak. Dur bekle. Bak. Evet. Oynuyor işte. Orijinal içine motor mu koydunuz motor abi? Motor koyuldu. Evet. Ne diyorsun abi tabii, ya? Analog çıkarıldı. Motor koyuldu. Kanka bunu hafta sonu pikniğe gidiyor. Peki abinin ruh hastası olması. Temizlik. Onları hiç kapıyı, temizlik olarak kullanmam. Sadece dekor. Dekor değil mi? Sadece dekor. Peki dolduracağız. Alttan bakmıyoruz. Sadece buradan kaldırıyoruz. Buradan LPG. LPG şeyi burada bak. Kamerada mı? Evet. Kamerada şurada. Bunlar yanıyor mu? LED'ler? Geriye takınca evet. Bu ayrı olduğu için oluyor mu abi? Yok. Olmadı değil mi? Yok Allah'a şükür. Güzel olmuş. Oğlum kanat manat da onları taktım. Kanatın üstüne kanat mı koydun çift abi? Evet. Çift kanat. Balık sırtlarını nereden buldun? Onları internetten getirdim. Daha iki tanesi de şeyde içeride. Bunlar da plastik. Onlar plastik. Bunlar bagajı, çok güzel durmuş. Arabanın bagajı şöyle açabilirsin. Bagajı içeriden elektrikler çıkıyor. Elektrikli düğme şuradan. Bagaj iptali yapmış abi. Evet, oradan bak. Kenarda hemen açıldı. Oraya baskı yapıyorum çünkü fitilleri yani. Koyduğum için buraya bas sesinden. Bunları hep yeni mi o sırayla yaptıklarım mı? 2020 yılında komple arabayı montaj yapıldı, boya yapıldı, hepsi sıfırdan koyuldu. Kaç para harcadın abi hatırlıyor musun? O zamanki parayla parça 50 parça harcadın mı? Yok daha fazla. Daha mı fazla? Tabii boyasıyla vesairesiyle bayağı bir masraf oldu. Yani 80 bin lira falan harcamıştım. Şeyi de göstersin abi. Arka şarj USB yetenek göstersin. Evet. Ayak aydınlatma ışıklarını açabilirsin. Neyi abi? Ayak aydınlatma ışıklarını açabilirsin. Kırmızı yapabiliyor muyuz? Yok değişiyor kendisi. İstersen direkt kırmızı yapabilirsin. Tamam elleme. Peki ayak aydınlatmalarla kapının içindeki ışıklar aynı mı değişiyor? Hepsi beraber. Kapıdakiler değişmiyor. Burada oraya evet. Abi hem müsli hem şakmaklı koymuş. Arkadakiler huzur kaçırmasın diye. Abi oranın bir mazisi var ama istiyorsanız abi bir anlatsın orayı. Ya Volkan. Abi evet oranın mazisini bize bir kere daha örnekle sonra seni tezgah alalım. Evet. Bu arabada çok emek var. Parça parça sorsak vakitimizi çok alır. Tabii. Biz az çok bitmiyor. Bir şeyleri görüyoruz abi. Arabaya harcanmış.
Şimdi arka USB'nin mahallesini boş ver ya. Uludağ'a gidiyordun. Ben sana anlatayım. Evet. Ya Volkan'ın iknelikleri işte. Uludağ'a gidiyordun. Herkes arkadaşlar telefonda oyun oynarken şarjlarını bitirdiler. Tabii. Sonra öndeki şarjı kullanmak istediler. Aynen. Sen de 4 kişi vardı arabada. Hangi birini şey takayım istiyor derken inip bir kahvede telefonları şarj ettiniz. Aynen. O sıra internetten araştırdım ve buldum. Dedim ki ben bu arkaya bu şarj koyacağım. Ve arabanın arkaya şarjı yaptım. O sorunu kaldırdık. Tamam, evet. Bitti. Emirhan bu sorundan kurtulmuş oldu. O yani abi yaptırdı. Emirhan bu daha falan gidersen arkadaşlar şarj şarj kaldırmış abi. Yaz geldi tüh. Abi cat lastiği ne zaman aldın? O zaman aldım. O zaman. Arda, evet. Beyaz abi, yana koymuşsun. Tabii. Arabada yay, amortisör herhangi bir şey var mı, orijinal mi? Hepsi orijinal. Niye basmadılar arabayı yere? Ben basık sevmiyorum. Hayda. Çünkü tampon tamponlar fiber hemen kırılabilir diye. O yüzden. Ünal'a ters şu an bu iş. Tabii Emirhan bunu yere değdirir. Yani. Popas köprüsüne yerde geziyor. Tabii tabii abi. Dereden aşağıdan sapınca sinir ediyorum. Selçuk abi patarada gitelim. Hayırlısı olsun. Gerçekten şey. Kazası biraz. Arabada çift çekiş egzoz var. Çift çekiş evet. Aktif. İkisi de aktif. Yani normalde tek taraftan oluyor. Evet. İkisi de çalışıyor. Kumandalı egzoz var mı? Yok. Sadece şey görsellik var. Görsellik var. Anladım. Ses ikisinden de çıkıyor. Yani sıkıntısız. Eline emeğine sağlık, evet. Gerçekten. Zor bir araba. Böyle bir arabaya git, tampon bul. Tamponları götür, boyattır. Tamponların boyası tutulacak mı diye bir arabayı komple boyattır. Tabii. Bir de artık kalmadı böylesi. Bunlar hep eskide kaldı. Underground kafası, yani eski kafalar. Tabii eski kafa. Bagajın içinde 12 volt şarj yeri var. Ayrıca soğutucu koyabilmek için. Bir dakika artı, dur. Bagajın içine, yani mesela pikniğe gidiyorsun ya da uzun bir yola gidiyorsun, bası çıkartıyorsun, hı-hı, soğutucuyu oraya koyuyorsun. Buzdolabı, orada da buzdolabının şarj yeri var. Tamam, başka? 12 volt. Ondan sonra önde vites topuzunun olduğu yerde şarj yeri var. Tamam. Ayrıca telefonları, iki tane telefonu şarj edebiliyorsun. Onu da geçtim. Ekranı indiriş kapatıyorsun. Evet. Orada arkada bir tane daha var. Şarj yeri. Şarj yeri. Bu arabada var ya, binenlerin hiçbiri şarjı yokmuş ya. Çok şanslı. Şarja dayalı. Abi trafo gibi araba yapmışsın. Şimdi sessiz olun. Hiçbir şeye basmadan, hiçbir şekilde basmıyorum. Kendisi kontağa bağlı olan var ya Emirhan, hani cam açık mı falan, böyle bir düşünce olmasın artık. Allah Allah, seni Kadir gecesi mi gerçekten doğru oldu? Gerçekten vallahi kısmetimizle gelmişiz buraya. Maşallah. Vallahi helal olsun. Çok teşekkür ederim. Evlerine yardım ediyor işte. Beni böyle beraber sahip yaptığın için. Daha yapamadık gerçekten. Şimdi yaparsak yapacağız. İnşallah abi. İnanıyor musun? Abi var ya arkadaş. İnanıyorum ya. Selçuk abi anlatır inşallah. 2002, 2003, 2004'te falan olsak şu an var ya, bu arabanın harbiden havasından geçilmez yani. Tabii ki. Forsun. TRT'de direkt sci-fi'di yani. Sniper'siz abi. Aynen. Evet. Arabanın sadece kapıları açılmıyor şu anda. Aynen. Abi öyle bir şeyim var mı? Benim hala aynısı. Vardı, vardı. Onu yapacaktım. Yapacaktım. Ben de o arabanın orijinalini alacağım. Kapılar orijinalini yukarı açılıyor. Aa, söyle. Ayıksız. Lan bu. Abi bak ne diyor. Abi kurabiye gidelim ve fiberlerini biraz daha yeniden, belki onları biraz aşırttıysak olmaz mı? Olur. Bak bu, şey fiber olan bu. Evet. Fabrikasyon fiber. Aynen. Bunlar normalde menteşeden çürüyorsun. Aynen. Geldiği için üst taraftan. Ama araba güzel, araba düzgün. Arabanın vizyonu güzel, araba vizyonlu yani. 10 üzerinden 9 araba. Allah var yani. Eksiği gidiyor yok. Selçuk abi gel seni ameliyat edelim müsaitsen. Üzülme abi. Olup biten her şeyi... Daha sonrasından bir anı, bir hatıra gibi izleyebilirsin, tamam mı abi? Tabii ki. Sen güzel bir abisin. Aklımızda hep güzel kalacaksın. Sen çalma geldin. Güzel abi, düğün zaman söz verin, ben senin düğününe geleceğim ya. Eyvallah inşallah. Nerede olacak? Ne önemli değil. Evlenecek abi. İnşallah. Evet. İnşallah. Allah abi sen incitmeyelim Emir abi. Evet abi. Bu abi parayı hayır işi için kullanacak. Evet. Bana kalsa ben kaç para diyorsa o parayı alırdım bu arabayı. Evet. Anladım. Ama ticarette pazarlık bir sünnettir. Evet. Şimdi Emirhan da işin enteresan tarafı, o da evlenecek. Aynen. Ona evet da para lazım. Şimdi evet, iki tarafın işi birbiriyle şey yani denk geliyor, biliyor musun abi? Ha. Evet. Sistemsel olarak da güzel yani. Bir ticaret olumlu geçeceğine inanıyorum. Abi 180'lerde kaldı, Emirhan 130'larda kaldı. O 130 10 olmaz. 10 çıktı mı abi? 10 düşer misin? Hı? 10. 180'den 10 düşer 10 misin? Tabii düşerim. 10 çıktın mı? 10 çık. Bir ondan mı çıktın? 150 çıktım oldu abi. 10 düşer misin abi? Düşerim. Kaç etti? 160. 160. Sen kaç oldun? 150. Benden bu kadar. Ha şimdi ikisini elle tutuyorsun. Bak abi, hiç birbirimizi yormayalım.
Tamam abi bak. Sen de yorulma abi. Arabaya ne istiyorsun abi? Yani düştükten sonra. Yok normalde ne istiyorsun? Yani normalde 185. Normalde 185. Evet. Ver elini abi. 58'in tersi al reis. Evet. 70'e verir misin ha? 170. 170 yok, normal 70. 170 olursa olur. İstediğin görüntü olur. Tamam abi. Bu 150'de kaldı. Sen 160'da kaldın. Bak bu iş şu an ticaretten çıktı. Gönül rızasına kaldı. Evet, tamam mı abi? Evet. Ver lan elini. Abi verir misin? Evet. İkisinin arasına bu işi yapalım mı? Uygun mudur? Abim sen ne dersen o. Abi uygun mudur? Gönül rızanla bu işin ortasına razı mısın abi? Aklın kalmayacaksa onun senin yemeğin masanın üstüne. Aklın kalmasın. Cüneyt Kuzu'ya. Cüneyt Kuzu'ya buradan. Evet abi bize selamlar. Selamlar. Evet ne diyorsun abi? Noter satışı da Emirhan'a ait. Hadi tamam, buyur. Hadi. Bandrol de Emirhan'a ait. Tamamdır. Zaten o zaman içinden alacak bir şeyim var mı? Baştan konuşalım. Eli bırakma. Tabii ki. Yani içinden USB'nin şeyini alacağım sadece. Tamam. Tamam. Evet. Tamam abi. 155 artı noter mi? Yok. Değil. Noteri zaten bu veriyor oğlum siz. 158 demiştin sen. 155 dedi. 158 hayır, dedin. Ben dedim alırsam 58 rakamını tamamlarım dedim. 158 demiştin. Ama 58'e dedin çünkü. Ben de o yüzden seni kırmamak için. O yüzden ben de 158 diyorum. Anladım abi. Ne oldu ya? Araba 157 mi? Abi ne oldu ya? Senin yani senin rızanla o yüzden. O yüzden. Evet. 158. Evet. Dur. Tamam. Şimdi bir dakika. Şimdi kayıt alma da. Al kayıt al. Her şey normal devam ediyor. Al. Öyle bir şey yok. Normal. Bir dakika. Tamam. Bak bu çocuk yani bizi kırmadı. Dedi ki lafın yere düşmesin. Evet. 155'e ben senin lafın için dükkanda ticaret dönsün alırım arabayı dedi. Evet ama. Sen de 3 lira yüzünden bu adam kırma. Düğün yapacak. Işte seni en iyi o anlar. Ben de yapacağım. Bak onu işte. Da en iyi sen anlarsın. Ama biz de seni güzel anlıyorsun. Abi 155 hayırlı olsun. Hiç hayır, yani. Öyle demeyin. Öyle demeyin. Öyle demeyin. Öyle demeyin. Öyle demeyin. Senden de tanıdık. Biliyorum tanıdık çıktın ama. Ya hayırlı olsun. 3 lira lafım olur ya. Lan ver lan 3 lira daha. Yok ki olsa verir ya. Sen ver ya. Sen ver o zaman. Tamam sen ver ya. Tamam düğün hediyesi olarak. Düğün hediyesi olarak. Herkes niye falan kalıyor evet. Oğlum? Sivas dedin. Oğlum bir dakika bu fırsatı kaçıramam. Evet. Bu fırsatı kaçıramam. Düğün hediyesi olarak. 155 artı abinin 3 lira düğün takısı. Evet. Hadi alkış. Bravo lan abi. Hadi abi hadi abi şu eli şöyle. Hadi hadi ne oldu? Hadi ne oldu? Bu anı kaçıramam. Bir anı kaçıramam. Yok 155. 155. Abi, artı 3 abi. O zaman artı 3 de ondan. Abi tamam. Şimdi öyle tamam öyle. Öyle olmasın abi gerek ama yok bak, ya. Ya abi de. Bak abi bak. Sen çık abi ama ticarette bir kural var. Evet. Ağlıyor. Ağlıyor. Ben seni evlendireceğim ya. Ağlıyor. Oğlum biliyorsun. Oğlum bize sen çık abi bak. Ben hemen toplayayım işi. Lan ben alacak olsam ben 2-3 evet. Ben pazarlığımı çok güzel yaparım mı? Bu durumlarda hemen çizgi bunu çeker o tarafa geçerim. Abi, bu arkadaş da geldi. Tamam bekle tamam. Evet. 155, 158 arayı bulalım yapalım. Ya neden? 3 lira vermek istemiyorsun ya. 3 lira çok mu geldi ya? Sana koyar mı ya? Koymaz işte bak ne kadar güzel söylüyorsun. İşte ben tamam koy ya. Tamam koy. Sağ sallayabilirsin eli. Tamam arayı buldum. Tamam arayı. 58 gerçekten hayırlı olsun de hayırlı olsun. Tamam verirsin bir şey. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 158 tamam Emir abi. Tamam. Bu adam tamam, Nideli. Bir dakika. Niye Sivas? Abi ben Nideliyim. 151 olsa olmaz mı? Olsun, hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Amin. Kazası belası. Sağ olasın abi. Herkes hayırını görsün. Kanka, Emir abi bir kapora bırak. Bugün yapamam. Kaporan. Bu kadar verme bana. Fazla verme. 1200 lira ver. 6, 8, 10. Tamam mı? Tamamdır. Say. Abinin numarasını al hemen. Çaldır. Tabii ki. Çaldır abinin numarasını. Numaranı ver abi sen. 542, 800, 48. Koymana gerek yok. Hocam zaten 48. 76. Ararlar ki. Tamam çaldır abi kaydet çaldır, abi. Evet. Emirhan Yiğin. EY ticaret diye. Tamamdır. Jet Auto. Selçuk abi güzel bir abi. Abi aklın kalmasın vallahi. Yani. Cüneyt Kuzu. Hayırını gör.
Allah razı olsun. Hayırlısı olsun. Kazans biraz. Selçuk abi şimdi gelelim duygusal mevzuya. Otur. Şimdi bu kapıdan girdin, yani aklında burada satacağın gibi bir muhabbet yok mu? Nasıl oldu yani? İçinden ne geçti ya? Ben onu anlayamadım. Ben memleketten buraya çıkarken dedim ki ben oraya gittiğimde bu arabayı satarım dedim. İstanbul'a. İstanbul'a gittiğimde Ünal Turan'ın yanına uğrayacağım ve oraya arabayı bırakacağım, geleceğim dedim. Vallahi mi ya? Tabii. İçime doğdu. O şekilde geldim. Siz gelmeyin abi, öyle bir şey yok. Gelme. Hadi Emirhan buradayım. Bir tanesini aldık da kurtardık da. Hırs yaptım. Hırs yaptım. 11 Eylül'de yazdım mesaj. Mesajın karşılığını almadım. Ben de o yüzden çıktım geldim buraya. Allah razı olsun abi. Allah hakkını helal et. Eyvallah. Helal olsun. Gelişimde çok araba gidiyor. Ya gelsin abi ya. Abi adam ya. Abime bir sarılmak hak ettirdim abi. Evet, hesap kitabı yazsın. Gidiyoruz abi, düğünde gidiyoruz. Neyse sen de gelirsin, beraber gidiyoruz. Oğlum siz bak, siz hep öyle diyorsunuz. Ben sizi düğün vakti göremiyorum. Düğün daha tarihini belli etmedik. Tamam, biz oynuyoruz. Tamam, sıkıntı yok yani. Abi sen benimkine gelirsin. Benim düğüne gelirsin. İnşallah. Gelirler olsun, inşallah olacak abi. İnşallah. Öyle şeyden alınca ağlıyor. Düştük takı takarsın abi artık. Onu denk getir. Gelmesene iyi bana abi. Önemli değil valla, şey yapamayız. Ya Patron abi, sağ olsun. Balıkesir, Edremit. Edremit ilçesindesin, değil mi? Evet. Çok güzel. Evet. Beyler hakkınızı helal edin. Abi sen de hakkını helal et. Helal olsun. İnşallah gönül rızanla olan bir ticaret olmuştur. Tabii ki canım. Hakkını bize varsa helal et. Helal olsun. Bizimki de varsa sana helal olsun abi. Allah razı olsun. Kazası belasız nasip etsin. Sabah erken hayırını görsün. Aynen. Tabii. Emrah ya var ya aşağıda. Ulan aldım be. Ulan var ya. Ne olsun be. Sanruf'tan genç. Bu pazar konvoyda. Güzel yani. Sanruf'u ver de logona takayım. Takacağım abi. Logona takacağım da 10 lira diyorlar ya. 15 lira 10 lira Webasto'ya. Ha Webasto tabii. 10 lira falan. Abi 5 kademeli mi 3 kademeli mi? 3 kademeli. Kaldın. 1 hafif kalkıyor. 2 çok. Böyle. 3 geri. 3 de direkt. Tamam güzel. Geriye gidiyor doğru. Beyler kendinize iyi bakın. Bence eğlenceli bir videoydu. Güzel bir videoydu. Keşke deprem olmayaydı da hani yırtaydık ortalığı da. Ben de incitemedim fazla. Hakkınızı helal edin. Kusurumuz olduysa affola. Hepinizi seviyoruz. Kal sağlıcakla kardeşim. Abi müsaadenle şunu alayım. Allah hayırlı etsin. Tamam, sağ olun. Allah hayırlı etsin kardeşim. Sağ olun. Sağ olun.